Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem azizler, kıyamet kayın bolgenden kekin hamma sorak saval kılınıp boladı. Azaplanadiganlar azaplanadı. Ve biz bilişimiz gerek ki kimi ki bu dünyada Allah'a iman keltirgen bolsa ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen bolsa ki kim Allah'tan özge ilah yok fakat yalnız Allah deyip bunda müstahkem turgan bolsa elbette o cennetke kiradı. Günahları üçün malum bir azaplarını alar. Allah haklese kimlerdir günahlarını keçirip ibaradı. Bu Allah'ın iradesi de. Şirk ve küfürden özümüzünü saklayan halde başka günahlarımız üçün tavba tazarru kılıp istiğfarlar eğitip Allah'tan rahmetiden ümit kılıp cennetke kiremiz. Cennetke azizler bizden fakat Allah'ın rahmeti alıp kiredir. Bana şu Allah'ın rahmetini ümit kiremiz. Hamma hesap kitaplardan otup bolgenden kigin Kavsar suvudan ham içip siyraplar bulamız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın özlerinin kullarından su içiladı azizler. Havzi Kavsar suvunu içkenden kigin kaytip insan çankamaydıken ama cennetteki sularını ise indi çankağını bozmaklık üçün emez, rahatlanmaklık üçün içilerken. Hamma hesap kitaplar tügap cennet tamam kilyaptı. Siz azizler ham bana şu cennet tamam getiyatken içindesiz. والله قرآن ده ايتادك استعيذ بالله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله ايتابتك ورب لرغة تقوى قلقان لر جنتك توب توب بولب قروح قروح قلب قلب كلناد Toki o'sha jannatga yetib kelgan chog'larida jannatning eshiklari ochiladi. Bilasizmi, u yerda sizlarni kimlar kutib oladi? Ushbu oyatda Alloh aytayaptiki, hatto ja'uha, hatto ular keladi jannatning oldiga, va futihat abwabuha, va jannat eshiklari ochiladi, va qolalakum xazinatuha, va jannat oldida tizilib turgan farishtalar siz azizlarga qarab Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Qandagam yaxshisizlar. Salomlar bo'lsin. Xush keldinglar. Bas endi mana shu yerda abadiy qoluvchi bo'lib jannatga kiringlar deb nido qiladi. Jannat oldida farishtalar salomi ila kutib olinganini ko'rgan har birimiz oyatda nimalar deyishimizni ham aytayaptiki, u yerda jannatga kirayotgan jannatiylar istaizu billah va qalu alhamdulillahillazi sadaqana va'dahu va awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Jannatga kirayotganlar bizlarga bergan va'dasini rost qilgan va bizga bu yerni ya'ni jannat yerini meros qilib bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Undan xohlagan joyimizni olamiz deydilar. Bas amal qiluvchilarning ajri qanday ham yaxshi bo'ldi. Oyati karimada ko'rsatib qo'yganidek farishtalar kutib olgandan keyin salom berganlardan keyin hammalarimiz alhamdulillah deb jannat tomon kiramiz ekan. Man hammalarimiz deb gapiryapman. Mana shularning ichida bizni bo'lishligimizni orzu qilib Allohdan so'rab, niyatimizni xolis qilib gapirmoqdamanki, azizlar, jannatda har bir jannatiyni o'zini joyini, maqomini tayyorlab qo'ygan Alloh. Uning qasri bor, uning makoni bor, lekin u yerga kirib biz qayerga boramiz deb so'ramaymiz ekan. Jannatga kirganlarning o'zlarini joyini topadigan qilib Alloh taolo ilhom berar ekan. Hamma o'zini joyini o'zi topib boraverar ekan. Qarang, biror tesi yetalar, mana bu siz joyingiz demas ekan. Siz jannat tomon kirib bordingizda ketyapsiz, yo'llar shunday go'zalki, atroflar ta'rifga sig'maydigan go'zallik. Tog'lar, bog'lar, na sovuq bor, na issiq, shunday bir go'zal shaboda, shunday bir muattar hid, shunday bir go'zallik ichida jannatiylar mas holda ketyaptilar. Yo'lda ketayotgan mahalingizda yo'l bo'yidagi anhorlarga ko'zingiz tushadi. Anhorlar oqib turibdi, birlarda asal, birlarda sut, birlarda sharbat, sharoblar oqib turibdi. Xohlaganingizni ichib serob bo'lasiz, xohlaganingizni ichib rohatlanasiz. Eng qizig'i, ushbu daryolar havoda oqyapti. Yerda oqizib qo'ygan Alloh jannatda havoda oqizib qo'yishlikka ham qodir ekan. Bu narsalarni ko'rib ketyotib, birdan sizni qasringiz yo'liga ketayotganingizda bir gulga ko'zingiz tushib qoladi. Shunday go'zal gul ekanki, xalilinga mahliyo bo'lib, bunaqa go'zal gulni ko'rmaganman deb gulni oldida 40 yil qolib ketasiz ekan.
Farishtalar aytarkan, ey banda yurgin, bu gulga qarama, bundan da go'zalroq, bundan da hali mahliyo qiladigan narsalar qarab turibdi. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, tasavvuringa kelmagan narsalar bor, yur deb boshlarkan. Bitta gul shuncha oshiq qilib turgizib qo'ydi. Endi u yoqni nima kutyapti? Yo'lda ketyotib so'ravoramiz ekan. Mana bu ham mengami? Ha, senga dedi farishtalar. Mana bu tog'lar ham menikimi? Bu ham seniki. Bog'larchi, bu ham seniki. Hamma yo'q menikimi? Hamma yo'q seniki. Yurgin, odimlagin. Ketib-ketib borganda uzoqdan o'zini qasrini ko'rar ekan. Mana bu qasr seniki. Azizlar, jannatdagi qasringiz Alloh muborak qilsin. Bu jannatdagi qasrning g'ishlari tillodan, uning o'sha g'ishni urayotganda ishlatiladigan qorishmalari mushki ambardan. Shuning uchun uzoqdan mushki ambarlarni hidi urib turar ekan. Muattarlik shunchalik bo'lar ekanki, odam aqlini yo'qotar ekan buni hidlaridan. Kumushdan, oltindan bo'lgan g'ishlardan qurilgan qasr. Tashqaridan qarasangiz, ba'zi joylarni ichini ko'rasiz, ba'zida esa tashqaridagilarni siz bemalol ko'rasiz. Tasavvur ham qila olmaydigan darajadagi Allohning marhamati bilan bu qasrga kirib boriladi. Darvozalar, eshiklar qasrga ochiladi. Sizni u yerda sizga muntazir bo'lib Alloh tomonidan yaratilib siz uchun xizmatingizga qo'yib qo'yilgan xuri g'ilmonlar peshvoz chiqib kutib oladilar. Shunday g'ilmonlarki, shunday xizmatkorlarki, ularni Qur'ondagi oyatni vasfiga muvofiq aytadigan bo'lsak, xuddi yerga sochib qo'ygan marjondek. Xush keldingiz, marhabo. Bu sizning qasringiz muborak bo'lsin. Ichkariga kirganda birinchi bo'lib sizga ro'paro keladigan sizning jufta halolingiz, sizning ayolingiz bo'lar ekan. Hayron bo'lmang. Jannatda ayoling bo'ladimi? Ha, sizlar. Qur'oni Karimda hum va azvajuhum degan. Ular jannatiylar va ularning ayollari deb keltiriladi. Hozir ehtimol so'zimizni eshitayotganlar bir oz ayolidan ranjiganlari bo'lsa, bir oz ayolingizdan ko'yingiz to'lmaganingiz bo'lsa, hukm chiqarishga oshiqmang. Siz jannatdagi qasringizda ko'rgan ayolni ko'rib, xushingizni yo'qotasiz. Mana shu meni ayolimmi deysiz? Ayolingiz shunday go'zal bo'larkanki, agar jannat ayolini bitta ro'moli bu dunyoga tushadigan bo'lsa, dunyo uni oldida lol. Jannatning qasrining ichiga kirsangiz, bu yerda shunday bir jihozlar qilingan, hozirgi tilimiz bilan aytsak go'yoki divanga o'xshaganlar, suvriga o'xshagan narsalar, har biri o'z joyida. Billur idishlar, ovqatlarni, suvlarni qo'ysa ichidan ko'rinib turadigan idishlar, uyini ichidagi muattarlik, mana bu narsalarni ko'rib oshiq bo'lasiz. Sizga hammasini tanishtiryapti, ko'r buni deyapti farishtalar. Hamma oshiq. Tashqariga chiqasiz, qasringizning orqasidagi bog'larni ko'rasiz. Bu dunyoda biror marta ko'rmagan mevalaringiz bor. Olma yegim kelyapti deysiz, olma pishib, daraxtlari sizga asta shoxlari egiladi. Jannatda ovqat yeyverasiz, suvlar ichasiz. U yerda hojat qilish yo'q, u yerda burun qoqish yo'q, u yerda tupurish yo'q. Hatto badandan chiqqan terlar ham mushki ambar bo'lib chiqadi. Hamma rohat farovatlar turgan bir paytda bilasizmi nima bo'ladi shu payt? Azizlar, Alloh haqqi azza va jallaning nidosi kelar ekan. Ey jannat ahallari, assalomu alaykum. Ey jannat ahallari, sizlarga salom bo'lsin deb Alloh haqqi azza va jalla salom berar ekan. Buni eshitishlikdan ortiqroq rohat bormi azizlar? Butun jannat ahli o'zimizni yo'qotgan holatda Allohumma antas salam va minkas salam va ilayka yarji'us salam ya robbim, sen o'zing salomsan, sendan dur barcha salomlar, tinchlik, ofiyatlik sendan bizga keladi va butun salomlar senga qaytadi deb yuboramiz ekan. Shu payt Alloh azza va jalla jannat ahliga qarab, ey ahli jannat, mendan nima istaysizlar, nima xohlaysizlar, nimani ziyoda qiling dedi ekan. Shunda jannat ahlini so'raydigan narsasi hayron bo'larkan. Ya Rabbim, bizlarni gunohimizni kechirding. Bizlarni mana shunday jannat bilan ne'matlantirding. Shuncha narsalarni ko'rib biz yana nima ziyodalikni so'raymiz? So'ranglar, bugun sizlarga ziyoda qilinadigan kun, nima xohlaysizlar? Aytamiz ekanki, ey Rabbim, bizdan rozi bo'lishingni so'raymiz. Alloh aytarkan, ey bandalarim, agar rozi bo'lmaganimda sizlar jannatga kirmas edinglar. Sizlardan rozi bo'lganligim uchun sizlar bugun jannatga kirdinglar. Ziyodalik so'ranglar, nima xohlaysizlar? Shunda jannat ahli so'rar ekan, Robbim, seni ko'rishlikni xohlaymiz. Shu payt Allohni to'sib turgan barcha pardalar ochilar ekan va jannat ahli Alloh azza va jallani ko'rishga musharraf bo'lar ekan sizlar. Uni tasavvur qila olmaymiz, uni aytib bera olmaymiz.
Lekin Alloh azza va jallani ko'rishlik degandagi tasavvurni qilganimiz o'zidayoq yuraklarimiz xinadan chiqib ketayapti. Go'yoki butun dunyoni tark qilsak-u, hozirda o'zida jannatga borib qolsak-u, hozirda o'zida Alloh azza va jallaning bizga qarab turib salom berganini ko'rishligini Alloh nasib qilsa deb yuborasan inson. Lekin hamma narsaning vaqti soati bor. Allah'tan soraylik ki, mana şu Allah'ın didarını koruşluğunu Allah bizge nasip kılsın. Allah'ın didarından keyin başka narsalar indi insandı, cennetteki nimetler indi, hiç narsa bu meykaladı. Belki en katta mükafat Allah'a gazze ve celleni koruşluğudur. Mana bu, siz bizlerge vaada kılıngan narsanın en büyük boladı. Cennetin sıfatlarını kapırganımızda, saatlap, kullap kapır birişimiz mümkün. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kanca kaplarını kapırıp bergenler. Bugün biz bir az yine bana şu cennetke Allah bizini, zavkumuzunu, şavkumuzunu aşırsın deyip sayır kıldık halas. Allah'tan sorup kalaylık ki azizler cennetki kirişlikke intileylik. Hammamız üçün cennetteki cayımızını hazırlayıp koyulgenken şu dünyada özü de onu abad kalaylık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kim Subhanallahü bihamdihi ve Subhanallahü l-Azim dese cennetke bir daraht ekedi dediler. Bugüne zikir bilen bağımızge daraht ekemiz eken. Darahtını kopaytırıylık azizler. Yaxşı ameller bilen cennetteki kasırlarımızını kopaytırıylık. Madami ki hammamız bir günü Allah'ını mağfiretine uçurup cennetke kirişti umid kılır ekemiz. Birbirlerimizin günahlarımızın keçirişini, birbirlerimizin af kılışını ve birbirlerimizin sevişini organeylik. Allah hamamızı... Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Rasulimiz aleyhissalatu vesselam kızları Fatima onamizni Hazreti Ali radıyallahu anhu bilan yashash asnolarida sabrli bo'lishga, qanoatli bo'lishlikka chaqirardilar. Zero azizlar, Rasulimiz aleyhissalatu vesselamdek zotning qizlari yashayotgan bu xonadon ba'zan taomsiz bo'lib qolardi. Ovqat yo'qligidan, taomi yo'qligidan qiynalib qolardilar. Payg'ambarimiz aleyhissalatu vesselamning mehri daryo qizlari hech qachon buni bildirmas edilar. Hazreti Ali radıyallahu anhu bir vakiyeni aytadılar. Bir neçe gün geçe bizning huzurumuzda ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın huzurları da ham birar yedigen narsa bo'lmasdan turup kaldı dedi. Qarang, Resulümüz aleyhissalatu vesselam ve uzatlı aileleri de yedirgen narsa yok azizler. Köçüge çıksam dediler Hazreti Ali. Yolda ketiyetsem bir dinarını yerde çüşüp yotganını görüp kaldım. Dinarga karab durup bana bir muddat oylanıp kaldım. Olsam mikin ha? Yo olmasam mikin deb turdim. Keyin o'zimizga, oilamizga yetgan og'irlikni o'ylab uni oldim. Savdogarlarning oldiga borib, unga un sotib oldim. Va Fatima radhiyallohu anhoning oldiga kelib, xamir qilib non yoping dedim. U xamir qilishga tushib ketdi. Xamir qilayotganda uning zaifligidan peshona sochi jomning chekkasiga tegib ketay der edi. Yani azizler, Fatima onam şunday zayıfligidan bir camda non qilayotib engishib qolib, hatto sochlari camga tegib turar edi ekan. Oxiri bir narsa qilib u nonni pishirdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib xabarni aytdim dedilar Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Ko'chadan bir dinor top qoldim. Juda qiyinchiligida nima qilishni bilmay shunga un olib keldim. Non qildik, xamir qildik, nima qilaylik dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam, "Yeveringlar. U Alloh azza va jalla tomonidan sizlarga berilgan rizqdir" dedilar. Alloh azza va jallani bergan ne'mati dedi, uni yenglar dedi. Shunday ulug' zotning qizlari Fatima radhiyallohu anhoning oilalari bir necha kungacha och qolibdilar azizlar. Sarvar olamning qizlariga olam ayollarining sayyidasi erlari olib kelgan undan xamir qilishlikka urinibdilar u ochlikdan tinkalari qurib qolgani uchun qaddlarini ham ko'tara olmasdan bazur non qilibdilar. Mana shunday hayot kechiribdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari bunday holatlarga ko'p marotaba tushgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari va Hazrati Ali radhiyallohu anhu molining hayotini bir qarang. Hazreti Ali aytadilar ki, bizni xonadonimizda bitta qo'y terisidan bo'lgan terimiz bo'lardi, bir to'shagimiz bo'lardi. Mana shuning ustida kechqurun uxlardik. Kunduzi bir tuyamiz bo'lardi bizga suv olib keladigan.
o'sha tuyamizga yem berishlik uchun haligi biz yotgan teri to'shakni unga yem bergani foydalanardik dedilar. E'tibor bering. Alloh taoloning oxirgi payg'ambarining qizlari Fatima va Zahro radhiyallohu anha onamizning uylarida qo'y terisidan qilingan bir dona to'shakdan boshqa to'shak yo'q ekan. E'tibor bering. Sayyidul mursalinning qizlari Fatima radhiyallohu anhaning oilalarida o'zlarini bir donagina po'staklari bilan tuyalariga suv berar ekanlar. Azizlar, inson bolasining afzali Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qizlari Fatima radhiyallohu anhaning uylaridan u kishining o'zlaridan o'zga xizmatkor yo'q ekan. Ikkalalari xizmat qiladi, hech kim yo'q. Xizmatkori ham yo'q. Oilalarini o'zlari tirishlik qilib boqadilar. İmam Buxoriy, İmam Muslim, Abu Davud, Termiziy ve başkalar rivayet kılardılar ki Hazreti Ali radıyallahu anh'u aytadılar ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Fatime'ni nikahla bergenlerde Fatime anamız bilen birge teriden bolgen yapkıç içige hurma berki toldurilingen balış taş tegirman, su idiş ve ikide meşçe yubargen ekeller. Hazizler, Fatime anamızın büyük atalarını canıcan kızıge kılıp bergen seyplarını koruyun. Teriden bolgen yapkıç, içige hurma barki toldurilgen balış, bir tegirman, su idiş ve ikte meşçe yubargen ekeller. Fatime anamız radıyallahu anh'ın seyplari bana şudur. Şundayken bazen arzimagan narsaga o'zimizni baxtsiz sanaganimizda Fatime anamızını, Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın kızlarını, uşbu hayatlarını köz aldığımızda keltirip, Allah'a şükranı aytıp, naşkürlüğümüz için istiğfar aytışımız gerekir.